Özgür açıklamalarında kalmıştık ama öncesinde kimlerle birlikteyiz, hangisini ha direkt konuya mı girsem konuklarımı tekrar e, tanıtsam, tanıtsam mı, mı diye bir tereddüt yaşadım. Ekranları başındaki beni böyle iyi tanıyanlar sıkı takipçilerimiz de anlayacaktır ama ben konuklarımı tekrar e, tanıtayım. Çünkü e, ekranları başına yeni geçen izleyicilerimiz vardır. Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, TV100.com yazarı Hacı Yakışıklı ve Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Akademisyen Yazar Hacar. Ay Yaşar Hacı Salihoğlu bizlerle birlikte isimler konusunda bu aralar çok büyük imtihandayım hocam. Bilmiyorum bana nazar değdirdi Ferhat Bey söyledi. Yaşar Sevinç geçin. Çok Ama Yaşar da... Sevinç deyip geçeyim. <laughs> Ferhat Bey de programda dedi ki benim nazarım değmez hocam, dedi. Hocam nazarlara... <gülüyor> Demek <gülüyor> ki başka bir yerden nazar değiyor aman dikkat et. Bilmiyorum bilmiyorum artık şimdi kısaca bir hatırlatalım Özgür Özel'in açıklamalarını. Ee, Bugün televizyonlarda gördük kanımız onlu CHP listelerine kendine yer buldu diyor Abdülhatif Şener'le ilgili açıklamalarda. Samimiyetle şunu söyleyeyim hangi CHP'nin yerine yer bulduysa o arkadaşımızın hakkını yedi. Bizim de o arkadaşımıza özür borcumuz var ona oy atan CHP'lilere de özür borcumuz var diyor Hacı Yakışıklı. Öncelikle özür dilemek bir erdemdir. Yani özür dilemek bir erdemdir. Ama her olayın karşısında özürle onu telafi edemezsiniz. Dolayısıyla özür diledi o zaman bu iş halloldu diyemezsin. Bu çocukça olur. Hani diyorlar ya bir şey yapmış adam özür diledi ya özür diledim ya diyor. Özür diledim ya. Tamam sen özür diledin de benim hukukum ne olacak? Eğer özürle her şey hallolsaydı o zaman hukuk olmazdı. O zaman davalar olmazdı. İnsanlar birbirinden özür dilerdi, özürler kabul edilirdi ve dava olmazdı. Peki özür dilediniz? Bu işin karşılığında ne yaptınız? Özür ne zaman geçerli olurdu biliyor musunuz? Özgür Özel'in bu işine bir öz eleştiri diyebilmemiz için Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığını kazanması gerekirdi. Siz Cumhurbaşkanı olursunuz. Özgür Özel de Cumhurbaşkanlığı sözcüsü olur ve Özgür Özel çıkar der ki: "Arkadaşlar, neticede biz Cumhurbaşkanlığını kazandık. Bir ilke. Biz artık ülkeyi yönetiyoruz. Ama bazı arkadaşlarımız da dışarıda kaldılar. O yüzden fedakarlıklarından dolayı bu arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Listeleri alamadığımız için özür diliyoruz. Ama biz bu arkadaşlarımızı şu 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 kurumlarda değerlendireceğiz. Dersiniz bu özür ka kabul olur. Ama yani siz bir noktada telafi etme şansın olduğunda özür kesinlikle. kıymetlidir diyoruz. Telafi olursa, siz şimdi ya e burada çok affedersin acaba. Burada Cumhuriyet Halk Partililerin hukuku çiğneniyor. Burada şimdi Ve telafisi yok Adilatif bunun. Bey'in yaptığı bu açıklamayla tamam Hüsnü Bozkurt Tun hakkı yendi. Hani Sayın Öz Özgür Özel Hüsnü Bozkurt'tan özür dili hani yerine getirdiğimiz kişi diyerek. Peki yani diğer CHP'lilerin hukuku ne olacak? Yani ya yüzlerce CHP'lilerin hukuku çiğnendi. Şimdi biraz önce benim telefon şey yaptı bu reklam arasında. Hani evet. Bir sürü CHP'nin önünde gelen ismi aradı. Hani, Bey'in telefonda savaş çıktı. Herkes aradı. Yani <laughs> e, teşekkür ediyorlar bu durumu dile getirdiğim için. Gerçekten. Yani şimdi bir de Abdülatif şeyler çıktı. Dürüstçe kendince dürüst bir şekilde anlattı. Oy vermedim dedi yani Kemal Bey'e. Peki dürüstçe anlatmayan kaç kişi var acaba? Peki. Hacı ha, çıkıp devam edelim olur. buradan. Tamam, kaldı ki bu bir dürüstlük müdür? Yani, Aa, yani yok yok kendi yok, yok. içinde tartışılır. Sadece anlat. Evet, tartışılır anlamında söylüyorum. Hadi. Şimdi Doğru. şu var. Sayın Özgür Özel Abdülhatif Şener'e kızıyor. Oy vermedi. Biz seni göz... kızıyor. Tamam Abdülhatif Şener'e kızıyorsun ama. Kanım dondu diyor. Peki Abdülhatif Şener gibi e, gerçekten CHP'ye emek vermiş isimlerin yerine aday gösterilen kişilere niye kızmıyorsun? Bunun müsebbibine niye kızmıyorsun? Tamam bu işin müsebbibi Abdülhatif Şener. Oy vermedim dedi. CHP'de hayal kırıklığı. Şok olmadım ben yani. Niye şok olmadım? Abdülhatif Şener gibi 40 kişi var. Ve bunların müsebbibi Kemal Kılıçdaroğlu. Özgür Özel'in bu sözleri Kemal Kılıçdaroğlu'na söylenmiş olsaydı Özgür Özel'in sözlerinden ve samimiyetinden şüphe duymazdım. Ama Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu'na değil Abdülhatif Şener'e hedef çarpıtıyorsunuz. Bu olmaz. Siz şimdi birisi gelecek stüdyoda ciddi birisi şurada dördüncü bir kişi oturduğunu düşünün. Bir e, tanınmış bir kişi kalkacak birdenbire gelecek eline makası alacak hocamın ayakkabıyı kesecek senin gömleği kesecek, benim kravatı kesecek. Ondan sonra oturacağız milyonların karşısında özür dilerim diyecek. Kabul mü edeceğiz? Şöyle kabul edersin. O kişinin psikolojik bir sorunu olduğu ortaya çıkar. Ve dersin ki psikolojik bir sorunu varmış. O sebeple özrünü kabul ediyoruz deriz. Ama bir daha o kişiyi de ekrana çıkartmazlar. Yani o özrün geçerli olması için bir sebep gerekir. iki o kişinin bedel ödemesi gerekir. Burada Kemal Bey'e söylemek istediğim anlaşılıyordur. Yani sebep ne? Bedeli yani ne? Sen bu özürleri, bu işte pişmanlıkları, bu dönüşüm, değişim, ders alıyoruz vesaire bunların hepsinin böyle hani bir nevi altının boş olduğunu mu boş, düşünüyorsun? Boş, bomboş. Niye boş? Niye boş? Bir örnek daha vereyim. Şimdi hanımınızla evlendiğiniz yıl dönümünü unutuyorsunuz. Hanımınıza gelip özür dilerim hanım deyince hanım özrünüzü kabul ediyor mu? Bedel ödüyorsunuz. <laughs> Bedel ödüyorsunuz. Daha iyi bir hediye almak zorunda kalıyorsunuz. <laughs> Senin eşin etmedi galiba. Yok ben unutmuyorum. Unutmuyor. Ben ben hatta evlilik <laughs> yıl yıldönümünden önce alıyorum. Aa, <laughs> Unutmayayım diye. Aylar önce. <laughs> aylar önce diyeyim. Bunu say evlilik yıl dönümüne diyerek. Şimdi e, bedel ve altı niye boş biliyor musun Cansu? Şundan dolayı boş. E, herkes dışarıda kaldı. CHP'nin içerisinde kim bu herkes? Gürsel Tekin nerede? Dediniz ki Gürsel Tekine. Gürsel Bey. Bırak ya milletvekilliğini. Dursun Çiçek. Barış ya arkadaş. Eren Erdem. Akif Hamza Çebi. Ya siz CHP'nin önemli isimlerisiniz. Siz durun. Biz sizi bakan olmaya hazırlıyoruz. Bakanlık var. Bu. E, yapamadınız. Ve hepsi dışarıda kaldı. Yani soğuk kış günü CHP'nin öz evlatlarını karın altında bıraktınız. Soğukta üşüsünler diye ve onlar dedi ki tamam üşüyelim kazanılacaksa dediler. Sineye çektiler. Ama siz içeridesiniz ve sobanın başında çatır çatır ısınıyorsunuz. Bu yeni bir tartışma başlatacak mıdır? Bak, kesinlikle içerisinde. şu anda CHP'nin içinde kazan kaldıran olmadı ama kazan kaynıyor fokur fokur. Yani kazanı kaldıran kişinin eli yanacak. Yani kazanı tutanın da eli yanacak. O yüzden kimse o kazanı tutmuyor henüz. Ekrem İmamoğlu dahil olmak üzere. Şu anda CHP'nin içerisinde fokur fokur bir kazan kaynıyor. Fakat bu e, dumanları sadece konuştuklarımız. CHP Genel Merkezi çok dağınık vaziyette şu anda. O yüzden Kemal Bey ne yapıyor? İçini boşaltıyor CHP'nin. İçini boşaltıyor. 80 danışmanını kapının önüne koyuyor. MYK'yı kapının önüne koyuyor. Parti meclisi. Ama kendi sobanın başında ısınıyor. Herkes dışarıda. O yüzden herkes dönüp şunu söylüyor. Yani İsmet Özel'in bir sözü vardı. Valdo sen neden burada değilsin? Yani Valdo konuşuyor konuşuyor da. Valdo bizim davamızda değil. Peki Kemal Bey 10 tane Ahmet Davutoğlu'na vekil verdiniz. 15 tane birisine verdiniz. 10 tane 35 39 kişi toplamda girdiler meclise ve az önce söyleyecektim yarım kaldık. Bizde 40'ı dolmak diye bir tabir vardır biliyorsun. 40'ı dolar. 40'ı çıkar. 40'ı çıkar. Saygı duyarsınız. 40 rakamı önemlidir bizde. 3'ler, 5'ler, 7'ler, 40'lar bunlar önemli kü kültürümüz açısından. 40'ı dolmadan siz CHP'den istifa ettiniz ve kendi partilerinize döndünüz. Kırkı dolmadan. Ve siz Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlık seçimlerinde CHP'nin adayını desteklemek yerine desteklemeleri gerekiyordu. CHP'de milletvekili olacaksın ama CHP'nin mecliste adayını destek kazansın kazanamasın destekleyeceksin. Ne olursa olsun. Ben CHP'yi sevdiğim için ya da sevmediğim için konuşmuyorum. CHP'lilerin de Görüşü bu şekilde olacak. Vefa da yok diyorsun ke, 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 yani. Ya, vefa ki... olmadığı gibi Temel Bey ve Ahmet Davutoğlu birleştiler. Evet. Ve ikisi tuttular ortak adaya girdiler. Ya Kemal Bey'e bile saygısızlık etti. Türkiye Büyük ya. Millet Kem, Meclisi Kem, adaylarından. Kemal, Kemal Bey'e saygıları gereği bile, evet. asgari nezaket gereği bile meclis başkanlığında Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayını de desteklemeliydiler. Ki, i̇nsanlar şunu söylüyor. Ya hacı sen çok mu cev? Ya bu değil siyasetimiz normalleşmeli diye düşünüyorum ben. Ben Türkiye'de siyasetin normalleşmesini iki adayın arasında nüans farkları olması gerektiğini düşünüyorum. Sen Kemal Bey için üzülüyor gibi gözüküyor. Kemal Bey bence. için değil. CHP'ye umudunu bağlayan ve ayağını Anadolu'ya basan insanlar için üzülüyorum. Benim üzüldüğüm CHP seçmeni ama adam ayağını Anadolu toprağına basıyor. Sınır ötesi operasyonu destekliyor. PKK'ya, HDP'ye karşı çıkıyor. Böyle CHP'lilerin ayağını Anadolu'ya basan sokağa çıkma çok böyle. Biz o insanlardan alışveriş yapıyoruz. Onlar geliyor bize çay ısmarlıyor. Biz bir aradayız hep beraber. Onları dinledikçe üzülüyorum. Meclis seçimlerinde hayal kırıklığına uğradılar. Ahmet Davutoğlu ve Temel Karamollaoğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinde ortak adaya girdiler ya. Yani e, CHP'nin kendi adayı vardı. Niye desteklemediniz? CHP, bunu söyleyen CHP'liler. O yüzden insan buna baktığı zaman Kemal Bey'e niye üzüleyim? Kemal Bey'in zaten politikaları CHP'yi bu noktaya getirdi. Demirtaş serbest kalsın istiyorsanız bize oy vereceksiniz diyerek bugüne kadar siz hukuka müdahale ediyor AK Parti derken birdenbire hukuka müdahale edeceğinizi söylemiş oldunuz. Yahu Cansu, CHP'nin genel başkanına yakışıyor mu? Anayasanın ilk dört maddesini değiştirmeyeceğim diye bir anlaşma imzalamak Ümit Özdağ ile. Oturdu ve Ümit Özdağ Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı anlaşma imzaladı. 7 madde miydi? 8 madde miydi? Anlaşma imzaladı. Anlaşmadan biri şu. Anayasanın ilk dört maddesi tartışılmayacak. CHP genel başkanı bunu imzalar mı ya? Sen CHP'nin genel başkanısın. Bunu kimse imzalamaz. Böyle bir tartışma da yok zaten. Şimdi bu insanlar dışarıda kaldı. Kimi seçtiler Gürsel Tekin, Akif Hamza Çebi, Dursun Çiçek gibi, Barış arkadaş gibi isimlerin yerine. Bunlar CHP'li. Bu insanlar CHP'ye sonradan gelmediler. Fikirlerimiz de terstir. Yani fikirlerimiz de terstir. Çok tartışırız ama e, bu ülkede yaşıyorlar ve e, CHP'ye sonradan gelmek. Kimi seçtiniz? Sadullah Ergin'i seçtiniz. Peki siz demiyor muydunuz yıllarca Sadullah Ergün Ergun Öko'nun, Balyoz'un sorumlusudur? E, sorumlusu dediğiniz insanı kendi elinizle meclise taşıdınız ve bunu CHP'nin seçmenine yaptırdınız. Onlar da gidip oy vermek zorunda kaldı. Oy verdiler. Cemal Engin Yurt MHP'den ihraç edilmiş. CHP'ye dediğini bırakmamış. Bakın şunu söylüyorlar. Cansu, eminim ekrandakiler de şunu diyor. Canım Devlet Bahçeli de Erdoğan'a bir sürü söz söylemedi mi? Bir sürü olumsuz şeyleri vardı. Tamam da arada 15 Temmuz darbe kalkışması oldu. Arada bir vaka gerçekleşti. Tarihimizi kıran bir vaka. 15 Temmuz bugün yıl dönümleri ile anılan bir tarih haline geldi. Siz tarihimizi derinden yaran, Amerika'nın 40 yıllık projesini ortadan kaldıran bir tarih olmuş ve o milattan sonra Sayın Bahçeli ve Erdoğan biz artık devletin bekası etrafında birleşiyoruz demiş. Peki Sadullah Ergin'le ne oldu da birleştiniz? Nasıl bir kırılma yaşandı tarihimizde? Cemal Engin Yurt'la ne oldu da birleştiniz? Kim öz eleştiri verdi? Kimse özelleştiri vermedi. Geldiğimiz noktada Bahçeli ve Erdoğan'ın başarılı olduğunu görüyorsunuz. Kızıl Elma noktasında bugün milli yerli silahlarımıza Kızıl Elma deniyor. İnsanlar artık ayrım noktalarını bırakmışlar. Hüdapar'la bakın bugün geldiğimiz noktada Hüdapar evet MHP dedi ki Hüdapar'la biz bir arada olmayız falan dedi ama Hüdapar normalleşen bir Türkiye'nin. E, e, içinde yer aldı. Normalleşme içerisinde yer aldı. Biz bu tartışmaları açtık. Ama sizin denkleminiz bütün siyasi parti genel başkanları olarak darmadağın oldunuz. Boncuk taneleri gibi dağıldınız. CHP bunu mu hak ediyordu? Son sözüm de şu olsun. Hı hı. Şimdi biz zannediyor ki insanlar, efendim Deva gele, bu arada Deva gelecek ve Saadet Partisi toplantılar yapıyor Ankara'da sık Grup sık. Tabi, kurma geçtiğimiz, çok sık geçtiğimiz Salı galiba Babacan'la şey Davutoğlu bir araya geldi. Evet. Bir daha bir araya geleceklermiş. Şu akşam Şu anda bu, zaten şu var. En yakın gelecek ve Saadet Partisi birbirine çok yakınlar yani Ahmet Davutoğlu ve Temel Karamollaoğlu neredeyse anlaşma noktasına üçü, geldiler. Üçü birlikte bu. Yani Ali babacan bir Ali babacan kurup, biraz onun çatısı altında öyle birlikte grup kurmayı düşünmüyorlar. Tabii. En şöyle yapacaklar. Hemen yani, grubun ne olduğunu parti. söyleyelim. Grup Türkiye Büyük Millet Meclisinde şu anda 5 partinin grubu var. Ee, grup kurmak için 20 milletvekilinizin olması gerekiyor. Hı -hı. İki parti birleşip grup evet. kurarsa. Bundan sonra mecliste her hafta grup toplantısı yapabiliyor. Artı e, işte sayın bakanların atandığı komisyonlar var. Hı hı. Anayasa komisyonu, Milli Eğitim Komisyonu, Adalet Komisyonu, Dilekçe bir Komisyonu Yalnız şey söyleyeceğim. Bugün anlaştıklarını açıkladılar. açıkladılar. Daha ayrıntılar netleşmedi. Yok. Sadece ben bak notlarıma ne yazmışım İşte Altınlı masa gibi gene bir araya geliyorlar. Ee, mecliste hangi e, parti çatısı aslında temsil edeceği yetkili kurullarda değerlendirildikten sonra netleştirilecek demişler. Yani, Ama evet. Ankara'da konuşulan Ağırlıklı fikir yeni bir parti çatısı altında birleşmek konuşuluyormuş birleşmek. Ankara'da. Ben öyle telefon doğru, görüşmelerden yani öyle bir aldım. Bilmiyorum yani, siz Ankara gazetecisisiniz Dediğin doğru. Dediğin doğru. Yani şu anda gelinen nokta bu. Ee, 20 milletvekili olduğu zaman kaldı ki üçünün birleşmesine gerek yok. İkisi birleştiği zaman grup kurmanın özelliği şu... Komisyonları üye verebiliyorsunuz. Hı hı. İşte darbeler araştırma komisyonu kuruluyor. Siz eğer grup yoksa, grubunuz yoksa, milletvekili de olsanız üye veremiyorsunuz, üye olamıyorsunuz. Ama grubunuz varsa oralara üye olabiliyorsunuz. Yasamanın içinde daha etkili olabiliyorsunuz. Hı hı. Grup kararları alabiliyorsunuz vesaire. Ee, bazı yerlerde grup kararı da geçerli bir oluyor. Bir avantajları var. Bir statü meselesi o. O açıdan biz önümüzdeki dönem e, bu üç siyasi partiden gelecek ve saadet Peki. muhtemelen zaten artık birleşme noktasına hı hı. geldiler. Ama Ali Babacan'ın ne yapacağı belli olmaz. Ali Babacan noktasında bir soru işareti koyalım. Daha farklı hareket edebilir veya grup kurabilir ama Ali Babacan yeni anayasa noktasında hükümetle beraber e, görüşmeye hazırız dedi. Peki. E, şimdi e, son cümle. Son Altı oldu. siyasi parti. Başlık var Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve Temel Karamollaoğlu başarılı oldukları için mecliste değiller. Yani sosyolojik sebeplerden dolayı mecliste değiller. Cumhuriyet Halk Partisinin lidersizliğinden ve tırnak içinde söylüyorum bir ferasetsiz hareketten dolayı bir yanlış hareketten dolayı meclisteler. Yani bugün mecliste CHP'nin 40 milletvekilini kaybetmesinin sebebi sosyolojik değildir. Sosyoloji değildir bunun sebebi. Tabandan gelen bir hareket değildir. Tamamen siyasidir. Bu siyasetin müsebbibi de şu anda bütün danışmanlarını görevden alan, herkesi görevden alan ama kendisi duran, Recep Tayyip Erdoğan'a da yıllarca tek adam diyen Kemal Kılıçdaroğlu'dur.